21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan devlet teşvikleri tanıtım günleri Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında sloganıyla Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen devlet teşvik tanıtım günlerine katıldı, gençlerle buluştu. Standları tek tek gezerek bilgi aldı. Program kapsamında Büyükşehir İtfaiyesi, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yanı sıra üniversiteler, il müdürlükleri tarafından standlar kurulurken, proje tanıtımları, söyleşiler, seminerler, halk oyunları, gösterileri ve konserler yer alıyor. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği devlet teşvikleri tanıtım günlerine katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerle buluşarak standları gezip sohbet etti. Ayrıca devlet teşvikleri tanıtım günlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa olarak yerini aldı. Fuarda Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri vatandaşların talep, istek ve önerilerini dinlerken gençlere kentin tanıtımını da yapıyor. Başkan Büyükkılıç, iş arayanları işvereni buluşturarak istihdama katkı sağlayacak üniversite ve iş dünyasının da paydaş olduğu kariyer merkezinin öneminden bahsetti. Kariyer merkezimizle ilgili paydaşlarımız var. Hatırlanacağı üzere bunlar organize sanayilerimiz, serbest bölgemiz, ticaret odamız, borsamız, sanayi odamız, üniversitelerimiz gibi kurum ve kuruluşlarımız. Dolayısıyla o SB'lerimizin işin içerisine girmiş olması demek 1800 tane Kayseri'deki endüstri merkezinin bünyemizde olması. Aynı zamanda İşkur marifetiyle de işbirliğimiz söz konusu olduğu için vatandaşlarımızın kapı kapı gezmesine gerek yok. Kendi CV'sine uygun iş alanını rahatlıkla kariyer merkezimizden öğrenebilir. Kayseri Üniversitesi'nin standını gezen, sağlık personeline tansiyonunu ölçtüren Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le Kayu Develi Meslek Yüksekokulu Gastronomi Bölümünün kurduğu standta ikramlıkların tadına baktı, vatandaşlara da ikram etti.